Evet, e, Serdar transferler bir yana tabi şampiyon takımın bir sonraki sezon beklentileri başka bir yana 3. E, teknik adam Sergen Yalçın, Önder Karaveli e, şimdi e, Valerian İsmail e, kötü bir sezonu geride bırakıyor Beşiktaş e, ve son maç e, alınan evinde aldığı mağlubiyet yeni hocasıyla sen nasıl yorumluyorsun 8 tane hazırlık maçı var demiştik Dört tanesi geride kaldı Valerian İsmail için. Bunlardan bir tanesi Fenerbahçe derbisi olması çok önemli. Birinin işte gündüz 16 Kayseri deplasmanı Hikmet Hoca'nın Kayseri'si olması da bence bu da çok önemli. Yani Valerian İsmail'in bir kere bir Hikmet Hoca ile tanışması lazım. <laughs> Trabzon'da la tanıştın Trabzonsporla. Ama artık ununu elemiş, eleni duvara asmış bir Trabzon o. Yani 50. dakikada 3-0 öne geçmiş bir Trabzonspor topu sana bırakır. Dolayısıyla sezonun bu dönemindeki Trabzonspor ile ilk dönemindeki Trabzonspor arasında fark var. Evet. O biraz yanılttı. Ee, şey de yanılttı. Alanyaspor'un bu dönemlerdeki enteresan skorları da yanılttı. Yani Alanyaspor çok farklı oyun oynuyor. Yani e, attın mı, yendin mi farklı yenebilirsin. Öyle bir oyun tarzı var ya. Yani. Fakat bu bir gerçek. Zor bir deplasmandır. Senin evinde de sana 4 gol atmış bir takım. Oralar ölçü. Ve nitekim Kasımpaşa, Muleka gerçeği. Ee, erken gol buldu Bu üçlü savunmayla bir sıfır gerideyken ileride üçüncü bölgede acımasız değilken bunları görmesi iyi oldu. Şimdi Kayseri deplasmanı. Hikmet Hoca ile de tanışacak. <gülüyor> tanışacak. <gülüyor> güzel, güzel şey ama bu. Ee, Betim, Sen bir güzel, hocayla güzel, tanış diyorsun. Güzel, güzel betimleme. Bu evet. şeye geçer. Geleceksin buraya şeye Fenerbahçe geçer. ile oynayacaksın kendi evinde. O Ezeli rekabeti de gör, göreceksin. Evet. Efendime Belirleyici söylüyorum. maçlar diyorsun hocanın. Aynen. Ya yani Ama bu hocanın iyi hoca mı kötü hoca mı olduğunu ortaya çıkartacak maçlar değil bunlar. Bunlar öyle maçlar değil. Şimdi Serdar. Bu hoca o maçlarla belli olmaz iyi olup kötü olmadığı. Bu hoca projesiyle yapılanmasıyla... Ona sabretmesiyle Valerian veya başka bir isim olabilir. Burada Melih'in önemli olan proje. Bak ne diyorum. Mainz'in başındaki Jürgen e, Knoop'u o sezon Fenerbahçe getirsin. Kıyamet kopar. Nereden hoca getiriyorsunuz siz? Delirdiniz mi? Falan dersiniz. Bundesliga 2'de bir tane Alman alanı getiriyorsunuz. Genç bir Alman'ı. Burası Fenerbahçe kardeşim. Burası Beşiktaş. Galatasaray derler değil mi? Ama öyle oluyor işte bu işler. Bak Atalanta örneği. Evet doğru. Atalanta sorayım. öyle bir proje adamlar yapıyor diyorsun ondan sonra. Bak, Ama niye adamlar yapıyor? Adamlarda sabır var. Şimdi Pjanic, Batshuayi gibi isimler, işte Alex Teixeira'yı da buna dahil edebiliriz. Yani transfer konusunda taraftarı alkışlatacak e, transferler yapıldı. Pianiçi burada canlı yayında hani nasıl hani heyecanlanarak karşıladık Türkiye'ye geliyor. Nasıl Mesut Özil'in uçağı takip edildiyse piyan içinde an hani o son belgeleri vesaire hepsi an beyan takip edildi. Öyle bir isim yani ama neden olmuyor artık yani fal kaosu Mesut Özil'i piyan içi ya bu gelen isimler artık eskisi gibi vay be. Ne futbol oynadı dedirtmiyor bize. Bunları neye bağlıyorsun? çünkü, çünkü İstanbul dışındaki takımlar Atalanta'nın yaptığı, İstanbul dışındaki takımların bazıları Atalanta'nın yaptığını yapıyor. Bazıları, hepsi yapmıyor. Böyle takımlara karşı bu takımlar zorlanıyor. Bir ikincisi, kurgu yanlış, kurgu. Yani oraya adamları alıyorsun. Nasıl biliyor musun büyük kulüplerin transferleri genelde? Plansız, programsız olunca. Hani bu çok garip bir benzetme olabilir ama Amerikan son Amerikan uçağı Afganistan'dan kalkarken halk koşuyor da peşinde beni dal beni dal. Evet. Diyor. Evet. Binen binen böyle oluyor Türk kulüpleri transferleri. Son günde 3 tane transfer bitiyor ya. Son günde. Son 3 4 günde Fırsat bütün transferler deniyormuş. bitiyor. Sen ne gelsin onu da alalım bunu da alalım. Ama bazen tutuyor. Ya öyle bir transfer politikası mı olur bu şans? Ya o kadar şeyin içerisinde bir tanesi de tutar. Böyle bir anlayış olur mu? Paran yok senin zaten. Sen yani üretmeye geçeceksin artık. Sen yetiştireceksin. Bak ben kiminden sonrasını bıraktık değil mi? 23 takım konuşuluyor evet. ya. Evet. Senin şampiyonlar ligin yok artık. Son bu sene. Senin e, takımların Avrupa'ya katılacak takımların sayısı düştü. Sen oldun 20. Sen artık ligi Temmuz'da başlatacaksın neredeyse. Ağustos'u geçti. Temmuz'da başlatacaksın neredeyse. Sen böyle bir ülkesin. Dolayısıyla sen... Bats'ı sayısını düşüreceksin. 18'e bir an önce gelmen lazım. 18'e. Yoksa tekrar oralara gelemezsin bak. Bu Konferans Ligi falan bir fırsat. Oradaki yendiğin zaman oradaki puanlar evet. e, Şampiyonlar Ligi'nde kazandığın puanlar gibi yani seni yukarıya taşır. Daha önce ile düşüp 3-4 senede tekrar oralara gelen takımlar oldu, ülkeler oldu. Ama bunu devlet politikası haline getirmeniz lazım Hı -hı. bir an önce. O Avrupa'da olman lazım. Çünkü sen Rıdvan'ı buradan 5'e satarsın ama Avrupa'dan 10'a satarsın Avrupa vitrininde genç oyuncuların. Evet. Onu demeye getiriyorum. Senin senin bir an önce ülke para sokman lazım futboldan. Ve bunun da yolu Avrupa piyasası. Şimdi Beşiktaş'a dönecek olursak Ali Kemal Bey diyor ki takımda üçlü savunma sistemine uyan bir stoper yok şu an. Takımdaki tüm stoperlerin sezon sonu gönderilmesi gerekir bence. Sayın Serdar Sarı bu konuda ne düşünüyor? Biraz Montero uyar o da hani sol ayağı var ya. Üçlü de genelde öyle adamlar tercih ediliyor ama ben de katılıyorum. Üçlüye uyan e, stoperler ama burada Beşiktaş'taki sorun e, stoperlerden önce golcüsünde. Bak Valerian da onu diyor. E şimdi Önder Karavi'nin rakamlarına bakıyorsun. Feci ama skora bakıyorsun. O, olacak işte. Bu rakamlara o skor nasıl oluyor diyor herkes. Yani adam yeteneksiz değil. Futbolcu tamam güçlü falan ama böyle bir krize oldu. Ya yani Rozier gitti Abu Bakar'ın şeyini paylaştı. Fotoğrafını paylaştığı hikayesini soru sonra kaldırdı demiyor. Daha ne desin adam? Ne desin yani? Sonuç itibariyle böyle bir sezon oldu Beşiktaş'ın. O yüzden ee, ben Alex'e bir şey diyemiyorum. Belki 2-0 öne geçen bir Beşiktaş'taki Alex çok daha farklı olabilir. Ama olmuyor ki bu hiç Beşiktaş'ta. Belki 2-0 öne geçmiş bir Beşiktaş'taki Pjanic çok daha farklı olabilir. Ama olmadı bu hiç. Belki o zaman senin stoperlerin sırıtmayacak öne geçemiyoruz. Golcü, golcü, golcü diyorsun. Tabii. Şimdi Ozan Zeybek acaba önümüzdeki sene de ki Valerian İsmail sık sık e, üçlüde ısrarcı olduğunu belirtiyor ve geçmişinde de takımlarında da bunu zaten görüyoruz. Hani e, Pereira'da konuştuğumuzu bu sefer Valerian İsmail'de konuşur muyuz? Kesinlikle konuşuruz. Yani Türk futbolunda Süper Lig'de üçlü zaten alt hiç konuşmayacağım yani üçlü savunma mı, dörtlü savunma mı diye. Yani Üçlü Sam'ın üçlü oynamayı son 2-3 sezonda, 2-3 yılda Mancini antrenörlerin kafasına sokanların başında geliyor yani. Bir de başarı yakaladı. O bile artık dörtlüye dönüyor. Yani Pereira'nın yaptığı hatayı İsmail'in yapacağını zannetmiyorum. Erken keşfedecek diye düşünüyorum. Bırakacak diyorsun. Bırakacak diye düşünüyorum. Evet. Ya da adam Türkiye'yi bırakıp gidecek. Ben sonuna kadar şeyin yönetimin Valer İsmail'i Sonuna kadar şans Yok, verecekler o, o. diye düşünüyorum. Evet. Öyle Ahmet Dursebi olduğu sürece hmm. o duracak. Duracak. Bana öyle geliyor. Ee, şimdi Ahmet Bey'den bir mesaj. Beşiktaş'ta 14. oyuncunun sözleşmesi bitecekken, hiçbiriyle de sözleşme konusunda uzlaşma sağlanamamışken, Alex'in satış listesine konup, Ersin'in, Rıdvan'ın 4-5 milyon a, eurocuk demiş, çok ucuz bedelle gönderme düşüncesi varken, Beşiktaş'ın nasıl bir kadro planlaması içinde olduğunu merak ediyorum demiş. Beşiktaş'ın kadro planlaması e, yani... Sadece takım içerisinde o aman oyuncuyla sözleşme uzat, aman bununla sözleşme uzat. Ne yaparız giderse falan böyle bir endişesi yok Beşiktaş'ın. Örneğin isim vermeyeyim genç bir oyuncu bu parayı kabul etmiyor mu? Bu parayı kabul edebilecek ondan daha iyi oyuncular var. Portföy'ünde. Ona giderken. gider Burada sadece kulüplerin. Eli kuvvetli diyorsun. Beklentisi sadece 8 artı 3 devam edecek mi onu bekliyorlar. Yani burada bir endişe yok. Giden gider. Yani buradaki tek gerçek kulüp kendini yönetebilecek durumda olmalı mali açıdan. Efendim Beşiktaş'ın genci vercan o parayı diyen taraftar kardeşime de şunu söylüyorum. Yasa çıkıyor yasa. Artık limitleri aşamıyorsunuz. Artık belirli sınırlar içerisinde para harcıyorsunuz. Bu neye benziyor biliyor musun? Benim cebimde para yok. Oğlum bakkaldan bana baba bunu al bunu para yok. Zeytinle peynir alıp çıkacağım oğlum kusura bakma. Bu da öyle. Taraftar kardeş para yok. Giderse gitsin. Beni tehdit edemeyecek. Senin baskını onun menajeri benim üzerinde kullanmayacak. Kusura bakma.